konumuz kitaplar. Çünkü ben bu kanalda hep kitaplardan bahsediyorum. Hep de kitaplardan bahsedeceğim. Çünkü kitaplar benim hayatım. Çünkü kitaplar benim can damarım, kanım, canım ciğerim, her şeyim. O yüzden kitaplardan sürekli bahsediyorum. Ve bahsetmeye de devam edeceğim. Bugün bu üç kitaptan ve elimde olmayan iki tane gizli kitaptan bahsedeceğim. O gizli kitaplardan nasıl bahsedeceğim bilmiyorum ama bahsedeceğiz bakalım. Yani sonuç olarak Mayıs ayında okuduğum kitaplardan bahsedeceğim sizlere. Evet, Mayıs ayını 5 kitapla kapatmışım. Hiç hoş bir performans değil için ama yapabilecek bir şey yok. Çoğunlukla reading stand'daydım. Bence 5 kitap okumak da çok güzel bir sayı bu arada. Gerçekten çok güzel bir sayı. Ama bana göre az. Çünkü 2023 hedefim 100 kitaptı. Bayağı gerideyiz. Daha 32 mi 31 mi kitap okudum. İşte bazı kitapları Guthrie Seas'e de giremedim. Gizli kitaplar. Neyse. Evet, hazırsak videoya Mayıs ayı okuduklarıma başlıyorum. İlk okuduğum kitap Olimpos Yayınları'ndan bana gönderilen Hizmetçi kitabı oldu. Bu yurt dışında da, Türkiye'de de çokça ismini duyuran bir kitap oldu. Gerilim türünde bir kitabımız. Hizmetçi kitabı aşırı ince. Başına oturduğumuzda ilk şuraya geldikten sonra falan deyip okuyacağınız çok psycho bir kitap. Aşırı psycho bir kitap. Film izliyormuş edasıyla okuyorsunuz. Neden güzel? Biraz ondan bahsedeyim. Benim bir kitapta aradığım şeyler şunlar. Sürükleyici olması, sizi içinize çekebilmesi ve bir sonraki sayfayı nasıl çevirdiğini bilmemeniz. Bu kitapta hepsi vardı. Aynı zamanda çok güzel, çok şaşırtıcı bir plot twist de vardı. O yüzden kitabı ben bir solukta bitirdim. Cumartesi günü başlayıp pazar günü bitirmiş olmam lazım. Kitabımız miladında bir kızın, genç bir kızın hapishaneden çıktıktan sonra bir eve hizmetçi olarak girmesini ve hizmetçi olarak çalışmasını anlatıyor. Ama bu evde çok tatlı bir hanımefendiyle karşılaştığını düşünürken bir anda sıyrık bir kadınla karşılaştığını fark ediyor. Ve mecbur olduğu için o evde çalışmaya devam ediyor. Çünkü yeni hapishaneden çıktığı için de kimse işe almıyor onu. O yüzden günler birbirini kolluyor ve bir şeyler yaşanıyor. Sürekli bahçıvan şey deyip duruyor. Kaç! Git buradan falan. Böyle çok garip şeyler oluyor. O yüzden asla anlamıyorsunuz ne olduğunu. Ama ikinci kısımda artık çakozlamaya başlıyorsunuz diyorsun. Gerçekten mi? Kitabımız kısaca böyle. Benim çok hoşuma gitti. 5 üzerinden 4 verdim. Çok keyifli, çok hoşuma giden. İkinci kitabımda sabırsızlıkla okumak istediğim bir kitap. İkinci kitabımıza geçiyoruz. İkinci kitabımız bana yine Lapis Yayınları'nın gönderdiği PR gönderisi olan Bir Kan Damlası'ydı. Kan Damlası 2021'de Guthrie Seas'ın en iyi korku romanı ödül adayı olmuş. Korku konseptinde, gotik konseptinde bir kitap ve Dracula'nın ilk gelini olan Constanta'yı anlatıyor. Constanta'nın ağzından bakıyoruz işte. Efendim diye bahsediyor bu arada hep Dracula'dan. Bir sürü hem özür hem de zafer nidaları okuyoruz. Aynı zamanda da Dracula'nın diğer gelinleri ve damatlarını okuyoruz. 5 üzerinden 3 puan verdi. Beklentiyi sokan ve de beklentiyi karşılayamayan bir kitaptı. Dili çok güzeldi. Dil bakımından hiçbir sıkıntısı yok ama olaylar, yaşanan şeyler, vampir dünyası benim hoşuma gitmedi. Ben sevemedim. Okuyacağım türde bir kitap değilmiş bu. Neyse, sonraki kitabımıza geçiyorum. Karanlığın Dokunuşunu okudum. Bu Hades ve Persephone'yi anlatan 3 kitaplık bir serinin ilk kitabı. Dokunuşu çok güzel. Aşırı aşırı güzel bir kitap. Çok güzel bir dokunuşu var. Dokunmaktan insan kendini alamıyor. Benimle Cennette Buluş da öyleydi. Ama bana hasarlı geldiği için Benimle Cennette Buluş pek algılayamamışım ama bunun dokunuşu çok güzel. Dediğim gibi Hades ve Persephone'nin aşkını anlatıyor ve 3 kitaplık bir serinin ilk kitabı. Bence bir kitapta bitse de olurmuş. Persephone bildiğiniz üzere Demeter'in kızı, kendi güçlerini, kendi tanrıçalığını belirli bir yaşa kadar, belirli bir olaylar yaşayana kadar keşfedemiyor. Eğer mitolojiyi seviyorsanız bunu da seveceksinizdir diye düşünüyorum. Ve Hades'le tanışmak, Hades'in bir gece kulübü var bu evrende ve Persephone Hades'le tanışmaya gidiyor. Ardından bir anlaşma yapılıyor. Bu anlaşma gelince de Persephone sürekli yeraltı dünyasına inip yeraltı dünyasında vakit geçiriyor. Aynı zamanda yeraltı dünyasında bir bahçe oluşturmaya çalışıyor. Bunu anlatıyor. Çok hoş bir kitaptı. Bir sürü prosetim var göreceğiniz üzere. Romantikliği daha ağır basan, fantastikliğindense romantikliği daha ağır basan ve sizi sürükleyebilecek bir kitaptı. Ben Hades'i çok sevdim. Hades'in daha korkutucu, daha işkenceci bir tip olmasını bekliyordum. Fakat kitapta çok yumuşatılmış bir versiyonunu okuduk. Benim hoşuma gitti bu yüzden. 5 üzerinden bu kitaba da 4 verdim. Güzel bir okumaydı, güzel bir serüvendi. Haziran ayında okuduğum kitaplar bu arada Mayıs ayında okuduklarımdan çok çok daha güzel, emin olun. Şimdi okuduğum diğer iki kitaba geçeceğiz. Bu kitapları daha duyuramıyorum sizlere ama çok güzel kitaplardı. Bu arada Dark Romance sevmiyorum dedikten sonra bu okuduğum kitaplar da Dark Romance türünde ve Bir Sen'in ilk kitabıyla ikinci kitabını okudum. Aynı zamanda da aşırı beğendiğim bir kitap oldu. Umarım Türkiye'de yayın hakları en kısa zamanda alınır ve siz de okuyabilirsiniz. Ben de Türkçesini okuyabilirim. Çok isterim. Gerçekten umarım en kısa zamanda okuyabilirim o kitabı da. Tabii video oldu biliyorum. Böyle azıcık konuşmuş olduk. Azıcık ben okuduğum kitaplardan bahsetmiş oldum size. Sizinle o yüzden bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.